Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Yani çektiğim en zor video bu olacak. Biz dört kardeşiz. Doğma büyüme Hataylıyız. Annem, babam, ablam, abim orada yaşıyor. Diğer ablam ve ben İstanbul'da yaşıyoruz. 5 Şubat 18:42'de babam aradı beni. Yeni bir mobilya takımı almış. Onun sevincini yaşıyor ve 6 Şubat günü benim yeğenimin doğum günü. Ona minik böyle bir plazma televizyon almış doğum günü hediyesi olarak. Onların bana fotoğraflarını atmış. Küçük çocuk gibi seviniyor. Ne zaman geleceksiniz? Gelin de bu koltuklarda oturalım diye benle şakalaşıyor. Doğum günümü kutlamamıştı babam. Her sene istisnasız hep unutur ve 5-6 gün sonra kutlar. Aradığı zaman doğum günümü kutladı. Sen aslında bugün doğdun. Kabul etmiyorum ben, 31 Ocak değil dedi. Bayağı bir konuştuk, şakalaştık. Son olarak beni çok özlediğini söyledi ve ne zaman geleceğimi sordu. Ben yıllık iznimi aldım. 4 Nisan'da 10 günlüğüne bir Hatay'a gidecektim aslında. Aileme sürpriz yapacaktım. Ve babama o an söylemedim sürpriz olduğu için. Dedim ki ben gelmeyeceğim baba. Buradaki işlerim bitmiyor, izin alamıyorum falan filan dedim ve beni sevdiğini söyleyerek telefonu kapattı. Daha sonra gece 5'te benim telefonum çaldı. Ablam arıyordu, Hatay'daki ablam. Adını görür görmez çok korktum ve dedim ki kesin bir şey var yani. Bu saatte imkansız beni araması çünkü. Açtım, daha efendim diyemeden telefonun arkasında büyük bir çığlık kopuyor. Herkes ağlıyor, herkes bağırıyor. Benim zaten o an elim ayağım titremeye başladı. Dedim tamam, kötü bir şey oldu dedim. Yani başka bir açıklaması olamaz. Sonra ablam ağlayarak dedi ki Emel, burada çok kötü bir deprem oldu. Zar zor evden çıktık. Çoğu ev burada yıkıldı. Büyük ihtimalle annemle babamın evi de yıkıldı. Ve ben şu an oraya gidemiyorum. Lütfen yardım edin dedi. Ve kapandı zaten, şebeke falan çekmiyordu. Telefonu kapattım ve ne yapacağımı bilmiyorum. Ellerim titriyor, sesim titriyor. Hatay'a çok uzağım, nasıl gideceğimi bilmiyorum. AFAD'ı aradım. Aklıma o geldi o an. Ambulansı aradım, polisi aradım. Ev adresimize yönlendirdim. Daha sonra babamla annemi aramaya başladım ve hiç kimsenin zaten şebekesi çekmiyordu. Son dakika haberlerine geçtim ve 7.4 şiddetinde bir deprem olduğu yazıyordu. Ve ben dedim ki tamam, ev yıkıldı. Annemle babamın oturduğu ev çok yeni bir ev değildi. Yıkılma ihtimali çok yüksekti. A blok, B blok olmak üzere iki bina birleşmiş tek bir bina halinde ve binada toplam 36 aile yaşıyor. O an ağlamak istiyorum, ağlayamıyorum. Ellerim titriyor, ne yapacağımı bilmiyorum. Çok fazla çaresizim. Ulaşabileceğim hiç kimse yoktu. Gerçekten hiç kimse yoktu ve o anki çaresizliğim, anneme babama ulaşamamam. O anki durumumu size anlatamam. Öyle söyleyeyim. Kaç kez AFAD'a ambulansı aradım. İnanın hatırlamıyorum. Kaç kez kayıt oluşturdum. Hatırlamıyorum. Telefonu aldım. Buradaki ablamı bu sefer aradım. Deprem olmuş. 7 şiddetinde ve ben ne yapacağımı bilmiyorum dedim. O da hemen telefonu kapattı. Bir şekilde birilerine ulaşmaya çalıştı ama tabii ki de hiç kimseye ulaşamadık. Sonra ne oldu? Biz birilerine ulaştık. Dayıma falan ulaştık. Dedik ki hani evin durumu nasıl? Ama aradığımız herkesin evi yıkılmıştı. Diğerini arıyorum. Diyorum ki annemle babam nerede? Ben bulamıyorum. Ulaşamıyorum hiçbir şekilde. Olayın şokundayım. İyi düşünmeye çalışıyorum. Sakin kalmaya çalışıyorum. Vücudum buz kesmiş bir durumda. Ablam aradı ve dedi ki Emel, binamız çökmüş. Buradan eşyaları ayarladık, yola çıktık. Hatay, Antakya'ya ulaşır ulaşmaz zaten hemen evime gittim ve ev tamamen yıkılmıştı. Abimle 8 yaşındaki yeğenim enkaz altından 10 saat sonra kurtarılmış. Binada 36 aile var ve sadece 7 kişi kurtuldu. Onlardan ikisi de benim abimle yeğenimdi zaten. Mahallemiz olduğu gibi çökmüştü. Her zaman yürüdüğüm o sokak, her zaman yürüdüğüm o cadde tamamen çökmüştü. Hiç sağlam bir bina dahi yoktu. Evimin önüne geldim. Biz 5. katta oturuyoruz ve bina öyle bir çökmüş ki 5. kat kaldırıma gelmiş. Yani ben ailemi enkazın en üstünde değil, yoldaki kaldırımda aradım aslında. Oraya gitmeden önce sosyal medyadan hep yardım istiyordum. Yazıyordum, ünlüleri etiketliyordum. Arkadaşlarım aynı şekilde keza paylaşıyordu. Hani bir şekilde ulaştırmaya çalışıyordum çünkü ekip çok yetersizdi. Makineler yoktu. Ve üstlerine düşen o koca şeyleri bir insan gücüyle kaldırmamız imkansızdı. Daha sonra kuzenim dedi ki babanız orada. Umutluyum. Bağırarak yanına gittim ve babamı enkaz altında gördüm. Göğsünden kalça kısmına kadar görebildim.
Yüzü yoktu, ayakları yoktu. Bir eli dışarıdaydı sadece, diğer eli enkaz altındaydı. Üstündeki demiri çekmeye çalıştım ama çekemedim. Çok ağırdı. Araya çok değişik tuğla gibi bir şey sıkışmıştı. Onu çekmeye çalıştım. Çekemedim. Gücüm yetmedi. Elimden hiçbir şey gelmedi. Geri indim enkaz alanından. Bu sefer anneme seslenmeye başladım. Belki dedim ses verir. En azından hayatta olduğunu, yaşadığını bilirim diye düşündüm. Anneme çok seslendim. Hiçbir şekilde ses vermedi. Annemin nerede olduğunu da bilmiyordum açıkçası. Yani misafir odasında olduğunu biliyorum ve misafir odası yolda hangi tarafa düşmüş bilmiyorum kaldırımda. Annemden hiç ses yoktu. Hatay'da yaşadığım için ben genel olarak birçok depreme şahit oldum orada ve her zaman deprem anında yaptığımız bir şey vardı babamla beraber. Deprem olduğu an normalde hayat üçgeni oluşturmamız gerekirken babam her zaman bizi yanına çağırırdı. Hepimiz babamın yanına koşardık ve babam bize sarılırdı. Sarılarak kalkan gibi bir şey oluştururdu aslında üstümüzde. Ve her deprem sonrası baba neden böyle yapıyoruz? Yani doğru olan aslında hayat üçgeni oluşturmamız. Babam hep şu cümleyi söylerdi. Ben sizi korurum. Daha sonra öğrendim ki deprem olduğu an babam yine seslenmiş. Herkes yanına gitmiş. Annem yetişememiş. Diğer odada kalmış. 8 yaşındaki yeğenim ve abim babama sarılmış. Babam her zamanki gibi kalkan oluşturmuş. Ve babamın üstüne kolon düşmüş. Yani babam kolon altında kalmış. Birkaç sarsıntıdan sonra zaten bina hemen çökmüş abimin söylediğine göre. Kolon üstüne devrildiği andan itibaren ses çıkmadı dedi. Ama baygınlık mı geçirdi, bayıldı mı, olayın şokunda mıydı, ses mi çıkaramıyordu, hiçbirini bilmiyoruz. Saniyesinde binamız yıkılıyor ve bina yıkıldıktan sonra ardından iki büyük deprem daha oldu. Enkaz altında sallamaya devam etmişler. Annemden önce ses geliyormuş. Annem diğer odadan sormuş, baban iyi mi, sen iyi misin, Sıla iyi mi diye. Daha sonra annemden de ses kesilmiş. Yani o da yoruldu mu artık, bir şey mi düştü, baygınlık mı geçirdi, hiç bilmiyorum. İlk gün hiçbir şey yapamadık. Zaten ekip yoktu, makineler yoktu. Herkes kendi çocuğunun, herkes kendi eşinin derdine düşmüştü. Yardım edebilecek hiç kimse yoktu. Akşam olmuştu. Görebileceğimiz hiçbir alan yoktu. Sabah geri gittim evime. Binanın üzerinde gönüllü ekipler gördüm, Mersin'den gelmiş. Hiçbir şekilde adını bile bilmediğim, tanımadığım bir insanı durdurdum. Ve ona yalvararak yardım istedim. Dedim ki lütfen babam burada, görüyorsun, çıkartalım. Yani o kadar çaresizdim ki yolda gördüğüm herkese yalvardım. Keşke gücüm yetseydi, keşke ben yapabilseydim. Ve tanımadığım o kişi dedi ki tamam ben yardım edeceğim. Ama o da bir şey yapamadı çünkü alet yoktu elinde. Makineler yetersizdi. Tek bir insan gücüyle yapılacak bir şey değildi bu. Ekip gerekiyordu, yardım gerekiyordu. Bir umut bekledik derken o gün de hiçbir şey yapamadık. İkinci gün, üçüncü güne geliyoruz. Ekip yetersiz. Makineler yetersiz. Hakan'ın arkadaşları geldi. Dayılarım geldi. Köyden aletler bulduk, onları getirdik. İnsan gücüyle kaldırılamayacak olan o şeyi elimizdeki aletlerle kırmaya çalıştık. Saatler sürdü ve ben yolun kenarında oturdum. Artık sadece güzel bir haber bekliyorum. Umutluyum. Diyorum ki güzel bir şey olacak. Güzel bir şey olmalı. Saatler sonra babamı çıkarttılar. Yolda depremzedelere verilen battaniyelerden birini aldılar. Etrafını örttüler ve bizi uzaklaştırdılar. Hala umutluyum. Dayıma döndüm ve dedim ki yaşıyor mu? O da bana hayır dedi. Çok derin bir çığlık attığımı hatırlıyorum. Orada öfkeliyim. Kabul edemiyorum. Babamı battaniyeye sardılar. Ve babamın her zaman durup yukarıdan bana gülümsediği o kaldırıma koydular. O an benim için her şey durmuştu. Yola oturdum. Ağlayamıyorum. Olayın şoku içindeyim. Sadece oturup kaldırıma baktım. 5 saat sonra annemi çıkarttılar. Yine aynı şekilde battaniye istediklerinde dedim tamam. O da yok. Annemle babamı ne yazık ki kaybettim. Nasılım biliyor musunuz? Hissiz, ruhsuz,
güçsüz, savunmasız. İki kanadım varmış da sanki ikisi de kopmuş gibi hissediyorum. Kalbim babamın o buz gibi teninde kalmış gibi hissediyorum. Ruhum hala enkaz altında. İyi rolü yapmaktan çok yoruldum. Gördüğüm o görüntüleri silemiyorum. Ve bu görüntüler benimle geceleri oyun oynuyor. Hatay mahşer alanı gibiydi. Bir kadın gördüm mesela. Çocuğu ölmüş. Enkaz altından çıkartmış. Bir battaniyeye sarılmış. Kucağında tutuyor. O kadar güçlü yürüyor ki. Ama aslında o kadar güçlü değil ki. Enkaz altından çıkarılan cesetler kaldırım kenarlarına konuluyor. Kimin olduğu belli değil. Unutmayacağım o kadar çok sahne var ki. O kadar kötü sahneler gördüm ki. Hani burada anlatamayacağım derecede kötü sahneler gördüm. O gördüğüm sahnelerden sonra Hakan'a döndüm ve artık dedim ki ben daha fazlasını kaldıramayacağım. Annemle babamın cenazesine gitmek istemiyorum dedim. Artık son olarak o görüntüleri, o ağıtları, o gömülme anını da görseydim tamamen kendimi kaybetmekten korktum. O yüzden annemle babamın cenazesine gitmedim. Söylenecek çok söz var. Söylenecek hiçbir şey yok. Sadece içimde bir acı var. Ucunu asla göremiyorum. Boğazımda bir düğüm var. Onu çözemiyorum. Kalbimde bir ağrı var. Ona ilaç bulamıyorum. Bu süreçte her şeyi sorguladım. Yakınlarımı, akrabalarımı, arkadaşlarımı. Konuşmadığım insanlar bana yardım etti. Tanımadığım insanlar bana yardım etti. Tanıdığım, tanımadığım, konuşmadığım yıllarca o kadar insan bana mesaj attı ki. O kadar şaşırdım ki gördüğüm zaman. Çoğunun mesajına dönemedim. Dönmek istemedim aslında, yalan söylemeyeceğim. Çünkü hazır değilim. Başın sağ olsun cümlesine ne yanıt vereceğimi bilmiyorum. Hala bilmiyorum. Hala kabullenemiyorum. Bu kadar hızlı bir şekilde, bu kadar ani bir şekilde olmasını kabullenemiyorum. 3 gün boyunca enkaz altında beklemelerini kabullenemiyorum. Geceleri erken uyuyorum. Belki rüyamda görürüm diye onları. Ama göremiyorum. Sabah uyanıyorum, belki diyorum ki hala her şey bir rüyadır. Belki bir kabusun içindeyim ve saatler sürüyor diyorum ama her uyandığımda tekrar aynı şeyleri yaşıyorum. Hiçbir şey değişmemiş oluyor. Öfkem dinmiyor. Babamın sesi kulağımdan düşmüyor. Hala olayın şoku içerisindeyim aslında. Dün ilaç almam gerekti ve kulağın talimatını bilmiyordum. Telefonu aldım. Babamı aramak için mesela. Tam ismine geldim. Arama kısmına basacağım. O an hatırladım kaybettiğimi. Çok öfkeliyim. Gerçekten çok öfkeliyim. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Hepsi boğazımda düğümleniyor. Cümle kurarken bile aslında çok fazla zorlanıyorum. Birkaç gün önce Hatay'da büyük bir deprem daha oldu mesela. Telefonu alıp iyi misin diye arayabileceğim kimsenin olmadığını hissettiğim o an kalbimin bir kez daha acıdığını hissettim. Normal gündelik hayatıma devam ediyorum. Çoğunlukla dışarı çıkmaya çalışıyorum. Çünkü evde tek başıma kaldığım şu zaman dilimi bana hiç iyi gelmiyor. Kafamı meşgul edebilecek her şeyi yapıyorum. Kitap okuyorum, film izliyorum, dizi izliyorum. Daha doğrusu bunları yapmaya çalışıyorum. Çünkü bunları yapmaya çalışırken aslında ne zihnimi ne ruhumu hiçbir şekilde bunlara veremiyorum. Okuduğumu anlayamıyorum. İzlediğim şeyleri anlayamıyorum bu süreçte. Sadece zihnimi meşgul etmek istiyorum. Çok fazla dengesiz bir ruh hali oluşmaya başladı bende. Arkadaşlarım geliyor mesela oturmaya. Oturuyoruz, gülüyoruz. Mutfağa gidiyorum su getirmeye ya da ne bileyim bir kahve yapmaya. Mutfakta oturup ağlamaya başlıyorum. Arkadaşımla buluşacağım dışarıda. Hazırlanıyorum, müzik dinliyorum. Tam dışarıya çıkıyorum, metroya biniyorum. Ağlama hatam tutuyor. Bu süreçte psikolojik desteğe başladım. Zaman ilaç mı bilmiyorum. Zamanla düzelecek her şey. Öyle umut ediyorum en azından. Çünkü ben bu Emel'i hiç sevmedim. Bu Emel asıl olan Emel'e çok uzak, savunmasız, güçsüz, çok fazla kırgın. Bu şekilde devam edemem. Babam ve annem de beni bu şekilde görmek istemez diye düşünüyorum. O yüzden kendimi toparlamaya çalışacağım. Yaşamak istediğim tüm duyguları bastırmadan yaşayacağım. Eski yaptığım şeylere geri dönmeye çalışacağım. Kafamı meşgul edebilecek şeylere yönelmeye çalışacağım. Annemle babam için iyi olacağım. Kendim için iyi olacağım. Bunları anlatmam gerekiyordu çünkü kendi kendime o kadar çok fazla konuşuyorum ki kendi sesimi duymaktan artık sıkıldım. Anlatırsam rahatlarım diye düşündüm. Belki bir nebze bana iyi gelir diye düşündüm. Umarım bir daha bu tarz bir şey yaşanmaz. Umarım kimsenin canı bu kadar yanmaz diyorum.
Başka söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum açıkçası. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.